Bir pazar gününden merhaba herkese arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi burada? Sabah sabah tarını ıslattım böyle. Tarana çorbası yapacağım. Burada bizim düzenek kurulu. Evet, hepimiz ailece grip olduk arkadaşlar. Sabah uyandığım gibi şöyle limon ve portakal suyu sıktım çocuklara. İçirdim. Onun arkasına da meyvelerin kabuklarını ve elma bir tane, bir tane de tarçın çubuğu. Bu tencereyi ağzına kadar doldurdum, kaynattım ve ondan sonra bu sürahiyi süzdüm. Çok güzel oldu aroması. Şöyle şu kadar falandı. Bakın ne kadar kaldı. Bir biberon Zeynep içti. Yine kocaman bir su bardağı ben içtim. Ali içti. Böyle akşamdan başladık ada çayları falan yapmaya, zencefil ıhlamur yapmaya. Toparlanmaya çalışıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi de sarımsaklı tarhana çorbası yapıyorum. Ondan sonra da ne yaparım? Zeynep bu içecekle birlikte şey yaptı, kek yedi sabah. Ocağın altını açalım. Çayımı da demleyeyim. Böyle birer kase sabah sabah içelim dedim. Ama yine de çaysız olmaz. Murat çay seviyor. Çayımızı da demleyelim. Bu kız ne yapıyor? Zeynep'e bak bakalım. Ne yapıyor? Murat uyuyordu. Zeynep odaların kapılarını çok rahat açıyor. Girmiş odaya. Bak bağırıyor. Ali onu çıkartmaya çalıştığı için. Sürekli bol sıvı tüketmemiz lazım ailecek. O yüzden hep değişik içecekler yapıyorum. Böyle kahvaltıdan sonra, tamam mı? Olmaz anneciğim şimdi. Yok, hiçbir şey hazırlama. Şimdi ben yapacağım, tamam mı? Zeynep öğlen uykusuna yatacak 11.30 gibi. Ali'ye de sulamaya sözü vermiştim. Çıkartayım hazırlayayım diyor da. Ben de hayır dedim. Şimdi sarımsakların üzerine biraz şöyle zeytinyağı damlattım. Grip döneminde en iyi gelen şey sarımsak, soğan. Tamam, tarhanam da erimiş. Yine biraz daha su ekleyelim buna. Bir kaynayana kadar tuz koyup karıştıracağız böyle. Tamam, çorbanın suyunu ekledim. Bu burada kaynaya dursun. Ben de dolaptan yufka çıkartacağım şimdi. Çorbam pişti arkadaşlar. Şimdi arka göze alacağım bunu. Yufkaları yapacağız bu tavada. Yağsız bir şekilde. Hem nasıl yaptığımı göstereyim size. Şimdi yufkaları, 5 tane yufka çıktı paketten. Yufkaları böyle açtım arkadaşlar. Nimet'in yufkası bu. Pek de iyi değilmiş ama bu olduğu için bunu almış Murat. Şöyle dört köşesinden katlıyorum. İkiye de bölebilirsiniz ama bunların ebatları pek büyük olmadığı için bölmedim. Aynı bu şekilde tavaya koyacağım. Açalım tavanın altını. Böyle bu şekilde koyuyorum. Bir bu tarafını, bir bu tarafını pişirdim mi yetiyor. Evet, böyle hazırlıyorum işte. İşte böyle ters düz ettim. Tavuğa sığmadığı için şimdi küçük yapıyorum diğerlerini.
yarımşar yarımşar. Ya ebatlarını şöyle yapıyorum ki daha rahat çevirebileyim burada. Hadi kahvaltıya kapatın televizyonu. Kahvaltımız hazır. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar ilk postayı bu arada söyleyeyim. İlk postayı yağlı yapıyorum. Ondan sonrakilere hiç yağ koymuyorum. Ama hiç koymasanız da olur. Aynı gözleme gibi oluyor işte. Çok güzel oluyor ama bu Nimet'in yufkası kuru oldu birazcık. Diğer Bim'den aldığım Unlux'un yufkası çok güzel olmuştu. Evde de yapabilirsiniz tabi. El beceriniz varsa açıp da böyle evde gözleme gibi de yapabilirsiniz. Pratik oldu benim için. Hadi bize afiyet olsun. Zeynep başladı. Çok giymiş. Ham yap bakalım. Ham. Sabunu yaptık. Murat yerleri süpürdü. Şimdi ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Arap sabunuyla çamaşırları yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle çay bardağının böyle dibine birazcık Arap sabunu koydum. Bu Arap sabunu diğer evde almıştım. Bursa'daki evde. Böyle kalmıştı biraz. Bir ara çok kullanıyordum. Bulaşıklarda falan da kullanıyordum. Lof çalınılmış markası. Az kalmış böyle ama bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl yıkacak? Güzel olacak mı? Olmayacak mı? Şimdi kettle'dan da su ekliyorum şöyle. Aynı sıvı deterjan gibi yapacağım. Çünkü kıvamı böyle biraz koyu. Bal gibi aynı. Şöyle karıştıralım. Bakalım nasıl olacak çamaşırlar. İlk defa deniyorum bunu. Hem alerjik olarak da bizi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Koy kızım onu koy. Koş yerine koy. Koş. Hep yağları çıkarıyor orada. Tamam. Aynı kıvamı güzel oldu. Aynı sıvı deterjan gibi oldu. Hadi gidelim bakalım şimdi içeri. Şöyle dursun. Banyoya gidelim. Dökelim çamaşır makinesine. Makinenin içine koyu renkleri attım şimdi. Böyle içine koymuyoruz. Böyle bu deterjan gözüne koyacağız. İçine koyanlar da var. Ama ben deterjan gözüne koyup da deneyeceğim. İlk göze mi koysam diyorum ikinci göze mi? Birazını buraya koyalım. Burasının şeyi yok. Kapağı yok. Şu sıvı deterjan kapağını indirelim. Tamam. Şimdi geri kalanını da buraya koyalım. Hepsine. İnşallah çok köpürüp de makinayı bozmam. Vallahi ilk defa deniyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi koyu renklilere döndürüyorum. Bakayım oldu mu oldu. Tamam 1 saat 16 dakika. Yıkama süresi 30 derece. Hadi bakalım başladı. Deterjan hemen indi bile buraya. Makineden çıktıktan sonra çamaşırları göstereceğim. Bakalım nasıl oldu? Güzel mi? Yoksa beğeneceğim, beğenmeyeceğim bilmiyorum yani. Çok köpürecek mi? Onu da ara sıra gelip gidip kontrol edeceğim burada. Dün banyoyu yıkamıştım. Bu da balkonda duruyor normalde. Bayağı büyük.
Ama hemen kurusun diye sirgeç böyle hemen çektirdim suyunu. Hemen kurudu. Silmedim, yıkadım. İyi oldu. Makinenin oralarına da bez koydum böyle. Çok rahat yıkadım. Hiç de gitmedi. Bakalım çok şey olmadı ama birazcık ileri şey olsun. O zaman göreceğiz. Evet, buradaki suyu da çekmiş. Hadi bakalım. Bu bardağı yıkayayım. Arap sabunu normalde sağlıklı diyorlar. Hani iyi diyorlar. Ama şimdi yeni üretim Arap sabunları çıktı böyle. Onların içi böyle kokulu mokulu. Berbere gidemiyoruz. Berberler kapandı. Ben de şimdi biraz annenin saçlarını keseceğim bakalım. Şu yanları biraz inceltelim. Şöyle kıvır kıvır konunca o da rahat edemiyor. Evet. Biraz uzadıkça dönmeye başlıyor. Uzadıkça dönmeye başladı. Biraz şöyle hafifletelim bakalım. İnşallah güzel. Bunu yanarız kızarmış böyle. Zeynep yapmıştı. Birbirlerine itiş kakış. Yeni aldığı makinasıyla yapıyor Murat. Enseleri toplayayım dedi. Evet. Çok detaya giremez tabi. Balkonda. Son ağzı limon mu parmaklıyor? He? Zeynep limonlarla oynuyor. Kışın yerim ben ya. Yeleği de ters giydirdik. Açıyor çıkartıyor çünkü. Bunların hepsini yıkadık. Buraya koyuyorum. Zeynep'in biliyorum bunları çünkü ısıracağını. Oyna kızım. Sümüklü kızım benim. Oyna sümüklü kızım. Kahvaltıdan sonra sabah rutinimiz arkadaşlar. Bu kadar böyle kaşınmaz. Işte. Berberde bu kadar kaşımıyor kafana. Salonaz yapıyor. Berbere yapamıyor. Direkt onu duşa sokarım. He? He. Hem bir rahatlar, burnumun da açılır. Zeynep'i de. Yok, Zeynep daha yeni yıkandı. Nasıl? Dün Leyla Versin'i yıkandı. Hatta dün mü yıkadım, ne zaman? Kız seninle keselim mi saçları? Evet ya, evet. Onu da yapalım. Anne. Ses şuraları da aldım. Makine iyi mi? Güzel, inşallah şarjı bitmez de. Şarjı bitti mi? Kaldı yarım yamalar. Kapat kapıyı da siz düşmeyin. Hadi kapatayım. Sonra nasıl bir şey çekmeyi daha hiçbir fikrim yok. Öncesini gördük bakalım sonrası nasıl olacak. Ali'nin saç tıraşı bitti. Dön bakalım Ali görsünler. Bakın. Amerikan tıraşı etmeye çalıştı Murat böyle. Enseler kat kat. Ben beğendim ya, güzel oldu. Murat onu sonra da bir yıkadı, kesseledi güzelce. Oh, mis gibi oldu. Giydi. Ölsün mikropları değil mi Ali? Evet, gözüne de krem sürdük, geçmedi o gözü de. Değişik kremler aldık, kullandık, yine de geçmedi. 3 gün oku evi de demişsiniz. Dön bakayım, bir daha ben de göreyim. Bakalım, okuyacağım. Kalemle çizip okumak lazımmış. Temri duası. Kömür mü sürün diyorlar, kömür mü çizin? Öyle bir şeyler ama bilmiyorum, çok güzel oldu, çok yakışıklı oldu Daliş. Tamam hadi as. Zeynoş da burada televizyon izliyor. Saçları. Ay çok. Makinem bitti. 1 dakika kaldı sadece. Şimdi duracak. Bekliyorum bakalım nasıl çıkacak çamaşırlar. Çok merak ediyorum. Evet, makine durdu. Şimdi kapatalım bakalım. Deterjanı, her şeyi çekmiş. Bir şey kalmadı. Gel gel buraya. Hayır Zeynep. Buradaki duşu kullanmıyoruz. Zeynep de girmeye çalışıyor. Yıkanacak sanıyor. Gel gel hadi. Gidiyoruz gidiyoruz. Çamaşır asmaya gidiyoruz. Zeynep. Gidiyoruz. Kapat orayı. Kapat. Çekil bakalım. Çekil. Çekil. Aferin. Tamam bırak. Hadi çıkaralım bakalım.
Çok güzel kokusu. Beyaz sabun gibi böyle güzel kokuyor yani. O doğal kokuyu veriyor. Hiç deterjanlar gibi rahatsız etmiyor kokusu. Bitirmeden yıkayayım dedim çamaşırları. Sepetim boş şimdi ama bugün sabah Zeynep'in pijamalarını değiştirdim. Onlar var bir kirli işte. Şöyle bu tülbendimi de battı, bir şey oldu. O yüzden yıkadım. Mis gibi kokuyor ya, çok güzel. Ya gayet de güzel yıkamış arkadaşlar. Eğer dokunmazsa yine deneyeceğim bakalım. Bir de renklerde solma falan yapacak mı onu da çok merak ediyorum. Şu an bu tülbentim çok canlı duruyor ama deterjan kalıntısı hiçbir şey yok. Gayet güzel. Aranızda böyle yıkayanlarınız var mı Arap sabunuyla? Nerelerde kullanıyorsunuz Arap sabununu? Evde hangi temizliklerde? Şimdi ben bunları götüreyim arka balkona asayım. Ondan sonra da bir kahve hazırlayalım. Çok beğendim. Memnun kaldım yani Arap sabunuyla yıkanmasına. Bunları astım ve içeri giriyorum. Bugün koyunlar da gelmedi. Herhalde pazar olduğu için. Onlar da tatil dinleniyor sanırım evde. Yok, hiç yormadım çünkü. Sabahtan beri akşam oluyor artık. Hadi gidelim şimdi mutfağa, bir kahve yapalım, içelim bakalım. Murat da bekliyor. İstedi kahvaltıdan sonra ama ben dedim çamaşırları da bitireyim. Sonra otururum ben de, bir keyif kahvesi yaparım. Hem dinleniriz dedim. Hepimiz hastayız o yüzden. İyi bakalım. Tamam, açalım şimdi sütün altına. Çocuklarla da da oynuyor. Ben de kahve hazırlayacağım. Yanına yemek için şöyle bir şeyler koydum. Bunlar ne zamandır vardı, bitsinler. Kavanozu boşalttım. Hadi bakalım içeri gidiyoruz. Kek de istedi kahvenin yanına. Kek koydum ona iki dilim. Al bakalım. Ver bakalım. Kahve keyfi yapalım arkadaşlar. Videomu da sonlandırayım. Bugün böyle kısa bir video çekmek istedim. Bir pazar günümüz nasıl geçiyor onu görün dedim. Saat de zaten 4.30 oldu. Ancak bu videoyu şimdi düzenleyip atarım. Yüklenir, bu akşam yayını açarım. Akşam yemeği ve çay saati olmasın değil mi? Hep mutfak mutfak gidiyoruz bu aralar ama ne yapalım, evlere kapandık. Temizlik falan da yapacağız. Bakalım ona sıra daha gelmedi. Şu hastalığımızı bir atlatalım ondan sonra. Günlük işlerimizi, temizliğimizi yapıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Mutfak temizliği, işte banyo temizliği falan. Çamaşır, bulaşık yapılıyor ama böyle detaylı bir temizliğe girişeceğiz en kısa zamanda. Ama hepimiz bir toparlanalım, iyileşelim. Bu hastalığı atlatalım üzerimizden. Ya ben zaten bir önceki videoda söylemiştim sizlere, kendimi iyi hissetmiyorum diye, çok keyifsizim bu sabah diye. Ama sonra böyle bir şey oldum, düzeldim, kek yaptım çocuklara, girdim mutfağa. Ondan sonra yine o akşamı kötü oldum işte. Sabah uyandığım zaman burnum kıpkırmızı, dudaklarım böyle çatlamış gibi oluyor. O kadar kötü oluyorum. Ama öğleden sonra böyle bir kendime geliyorum ama akşamüstü yine fena oluyorum yani. Bol sıvı tüketiyoruz. Sizler de bol sıvı tüketin. Ellerinizi yıkayın. Zaten haberler bas bas bağırıyor. Neler yapmamız gerektiğini. Biz yaptığımız halde yakalandık gribi ama benden dolayı işte. Ben balkona çıktım soğukta. Ondan sonra çarpıldım orada rüzgarda. Böyle yamulduk. Neyse. Veda edelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.